Süleyman'ın Özdeyişleri 13. Bölüm 3, 5, 10, 12, 13, 18-24 ayetleri. Dilini tutan canını korur ama boş boğazın sonu yıkımdır. Doğru kişi yalandan nefret eder. Kötünün sözleri ise iğrençtir, yüz karasıdır. Kibirden ancak kavga çıkar. Öğüt dinleyense bilgedir. Ertelenen umut hayal kırıklığına uğratır. Yerine gelen dilekse yaşam verir. Uyarılara kulak asmayan bedelini öder. Buyruklara saygılı olansa ödülünü alır. Terbiye edilmeye yanaşmayanı yokluk ve utanç bekliyor. Ama azara kulak veren onurlandırılır. Oğlundan değneği esirgeyen onu sevmiyor demektir. Seven baba özenle terbiye eder. Ya Rab, sen beni boş boğazlı olmaktan koru. Dilimi tutmam için bana yardım et. Çünkü dilini tutan canını korur. Ama boş boğazın sonu yıkımdır. Ya Rab, beni kibirden, kavgadan uzak tut. Her zaman için senin öğütlerin benim hayatımda olsun. Çünkü senin öğütlerin, senin bilgece sözlerin bana yaşam verir. Ya Rab, benim umudum sendedir. Çünkü Ya Rab, sen uyarılarınla bana yaşam verirsin. Ya Rab, senin sevgin bana umut verir. Her gün canımı tazeler. Senin sözlerin, senin uyarıların yüreğimin levhasındadır Ya Rab. Ya Rab, buyruklarına saygılı olmak istiyorum. Çünkü sen diyorsun, buyruklara saygılı olansa ödülünü alır. Rab, biliyorum sen her birimize sonsuz yaşam vermek istiyorsun. Bizleri o kadar çok seviyorsun ki Ya Rab, bizler için biricik oğlunu verdin. Rab, bu sevgi için sana ne kadar şükretsem azdır. Ya Rab, senin terbiye edişin her zaman için iyidir. Sen beni sevginle terbiye et Ya Rab. Eğer istemediğin bir şey varsa hayatımdan çıkar at Ya Rab. Sana göre bir yaşam sürmek istiyorum Ya Rab. Beni içten dışa doğru değiştirmeye devam et. Ya Rab, senin terbiye edişin her zaman için iyidir. Çünkü terbiye edilmeye yanaşmayanı yokluk ve utanç bekliyor. Ama azara kulak veren onurlandırılır diyorsun Ya Rab. Ya Rab, bir baba çocuğunu nasıl terbiye ediyorsa aynı şekilde sen de beni terbiye et. Hayatımda çalışmaya devam et Ya Rab. Çünkü senin terbiye edişin bana yaşam verir. İsa Mesih'in adıyla. Amin.